Yerel seçimler yaklaşıyor. İşbirlikleri ne durumda? Bunu konuşacağız. Ekonomi, emekliye reva görülen bir zam demiyoruz ama reva görülen bir %5 var ki maalesef emekli açlığa mahkum edildi. Bunu tartışacağız. Yükselen enflasyon karşısında atılan atılmayan adımlar, Merkez Bankası'ndan yükselen dedikodular hepsi gündemimizde olacak. Hemen size stüdyo konuklarımızı tanıtalım kısaca. Siyaset bilimci Sezin Örney, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sözcü yazarı Nedim Türkmen, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gazeteci Melda Onur, bizlerle birlikte hoş geldiniz efendim. Eski CHP milletvekili Gürsel Tekin, bizlerle birlikte hoş geldiniz diyelim. Bir de birazdan konuklarımız katılacak aramıza ama programımızın bu 20 dakikasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ağırlayacağız. Skype bağlantısıyla bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Tanju Bey, beni duyabiliyorsunuz değil mi? Duyuyorum efendim, duyuyorum. Peki. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Hemen sıcağı sıcağına başlayalım. Hızlı bir giriş oldu. 3 saatimiz var, konu çok fazla. Siz Bolu Belediye Başkanısınız ve bir kez daha aday olarak gösterildiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Şimdi tabii ki geçtiğimiz hafta diğer programlarda da, diğer televizyon kanallarında da aynı konu konuşuldu aslında. Daha önce bir açıklama yapmıştınız, hemen oradan başlayalım. Demiştiniz ki Erdoğan bir kez daha seçim kazanırsa bir daha aday olmayacağım, siyaseti bırakacağım. Sonrasında geçtiğimiz günlerde size bir taahhüt imzalatıldı ki benzer bir açıklama yaptınız. Önce bunun üzerindeki değerlendirmelerinizi dinlemek isterim. Buyurun. Şimdi genel seçime bir buçuk yıl kala. Arkadaşlar, stüdyonun sesini biraz yükseltir misiniz? Tanju Bey'in sesini zor alıyoruz çünkü. Genel seçimlere bir buçuk yıl vardı o ilk açıklamayı yaptığında. Ben siyaseti bırakırım demedim. Ama Erdoğan'ın yeniden seçildiği bir ortamda aday olmak istemediğimi söyledim. Hatta aday olmayacağım dedi. Açık olarak söyleyeyim. Tabii o zaman adaylar daha belli değildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da belli değildi. Sonrasında baktım genel seçimden sonra. Bizler de aday olmazsak tamamen ortam boşalacak. Sonrasında fikrim değişti. Arkadaşlarla istişare ettik. Ama o zaman siyaseti bırakacağım falan dememiştim. Aday olmak istemiyorum demiştim. Geçen bir kanalda katıldığım canlı yayında şunu söyledim. Bakın, ben yeni biri değilim. Bolu'da 34 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçilmiş tek milletvekiliyim. İlk milletvekiliyim 34 yıllardan sonra. Sonra halk beni milletvekiliyken belediye başkanına layık gördü. Ben şu an koltukta oturuyorum. Favori adayım. Buna rağmen seçimi kaybedersem siyaseti bırakacağım dedim. Ve yazılıyla kendi isteğimle getirdim. Hani söz uçar, yarın bir gün farklı şeyler olur diye yazılı olarak yazdım. Bunu da oradaki moderatöre teslim ettim. Bu konuda da ciddiyim. Gayet ciddiyim. Yani artık yazılı de getirdik. Öyle bir şey olmayacak bu. Seçimi inşallah biz çok yüksek bir oyla kazanacağız. Anket yaptırıyor musunuz? Ama nedir son durum? Çünkü bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihracınız gerçekleşti. Genel başkan değişikliğiyle tekrar geri geldiniz. Seçmeni etkilemiş mi bu durum? Tabii ki etkilemiş. Sonuç itibariyle Bolu seçmen benim bu mücadelemi gördü. Değişim için nasıl mücadele ettiğimi gördü. Mücadeleci bir insan olduğumu gördü. Kararlı bir insan olduğumu gördü. Koltuğun benim için her şeyin önemli olmadığını gördü. Ve şu anda AK Parti ve MHP seçmenlerinden de ciddi bir oy alacağız. Öyle görünüyor. Orada zaten ayrı adaylar çıkarttılar. Ama ikisinin toplamından daha fazla oy alacağız. Peki yani şunu da sormak istiyorum. Hedefimiz %60 ve üzerinde oy alarak seçim kazanmak. Tekrar son cümlenizi rica etsem, duymakta zorlandık çünkü. Hedefimiz seçimi kazanmak değil. Hedefimiz %60 veya üzerinde oy alarak seçimi kazanmak. Yani %60'ın altında oy alarak seçim kazanırsam emin olun üzüleceğim. Peki şimdi şunu da sormak istiyorum. İşbirlikleri konusu tabii ki
çok önemli. Geçtiğimiz günlerde, aslında bir gün önce kadar Türkiye İşçi Partisi'nden Erkan Baş'a sizin adaylığınız konusu da soruldu. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yapıp yapılmayacağı konusunda bir soru yöneltildi kendisine. O da dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi ile hani resmi olarak olmasa da bir işbirliği konusunda görüşmelerimiz var tabii ki, olabilir. Ama Lütfü Savaş tabii Hatay üzerinden bir kez daha aday gösterildiği için depremlerden sonra sert eleştirilere maruz kalmıştı. Benzer eleştiriyi size de yöneltti Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş. Size ve Hatay'da Lütfü Savaş'a destek vermeyeceklerini söyledi. Bunun sebebi de sanıyorum sizin söylenmeniz. Çünkü deprem sonrasında sosyalist, sol kesime yönelik sert söylemleriniz vardı. Buna yaklaşımınız var mı? Ne varmış mesela, ben merak ettim. Efendim? Erkan Baş'ı rahatsız eden hangi söylemim olmuş? Şimdi ben ifade edeyim mi bilmiyorum ama man kafalı solcular diye bir cümle kurmuşsunuz. Tam evet, cümleniz de şu, kurdum. Şu marjinal yapılar sokağa çıkıp milletin polisiyle arbedeye giriyorlar ya, vallahi midem bulanıyor. Siz böyle yaparak sadece iktidarın kutuplaştırma siyasetine alet oluyorsunuz. O yüzdendir ki halk hiç arkanızda durmuyor. Man kafalı lafta solcular, sizin sosyal medya paylaşımınız. Sözlerime böyle aynen bugün de imza atıyorum. Yani siz devletin polisine katil diyerek, devletin polisiyle çatışarak, ki bunlar emir kulu. Yani bunlarla çatışarak ne elde etmeye çalışıyorsunuz? Ne elde ettiniz şimdiye kadar? Yani tatlı solcuları lafını biraz daha geliştirmişim o dönemde. Ama söylediklerim doğru, bugün de altına imza atıyorum. Ha, tipin bana destek verip vermemesi benim açımdan çok da önemli değil. Yanları sağ olsun. Yani burada DEM Partisi de bana tepki olarak aday çıkartacağını söylemiş. Ortak aday çıkarttılar. Hiç umurumda değil. Söylediklerimin arkasındayım. Ben doğruları söylemek zorundayım. İnandığımı söylemek zorundayım. Ben tipe şirin görünmek, DEM'e şirin görünmek, HDP'ye şirin görünmek derdini değilim. Düz bir adamım ben. Benim buradaki fonksiyonum şu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okuna sahip çıkmak zorundayım. Yoksa ben Türkiye İşçi Partisi'nin söylemlerine sahip çıkmak zorunda değilim. Evet, benzeşen söylemlerimiz var İşçi Partisi'yle. Ayrıca Erkan Baş benim öğrencilik yıllarımı da iyi bilir. Anlattım kendisine. Peki şunu da sormak istiyorum Sayın Özcan. Siz anladığım kadarıyla partinizden en azından DEM Partisi konusunda bağımsız düşünüyorsunuz. Ki zaten yıllar içinde belediye başkanlığı yaptığınız dönemde de buna yönelik söylemleriniz vardı. Şimdi partiniz işbirliği süreci yürütüyor DEM Partisi ile baktığımızda. Dolayısıyla söylemlerinizin bu işbirliğini etkileyebileceğini düşünüyor musunuz? Bu birinci sorum olsun. İkincisi de DEM Parti ile işbirliği yapılması konusundaki görüşünüz nedir bir CHP'li olarak? Ben DEM Partisi ile işbirliği yapılmaması görüşündeyim. Bolu'da zaten böyle bir şey söz konusu değil. Olmaz da. Ben DEM Partililerle, yani başkası farklı düşünebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı düşünceler de olabilir. Ben DEM Partililerle bırakın işbirliği yapmayı, aynı kaldırımda bile yürümemeyi tercih ediyorum. Yani etnik milliyetçilik yapanlarla benim işim olmaz. Ama parti yetkilileri kurultaydan aldığı yetkiye istinaden bazı şehirlerde bu işbirliğini yapıyorsa ben bundan memnun kalmam. Ama takdiri de parti meclisine bırakırım. Peki bu söylemlerinizin en azından İstanbul anlamında söyleyebiliriz bunu. DEM Partisi'nin İstanbul'daki etki oranını düşündükçe 2019 seçimlerine atıf yaparak soruyorum bunu. Zarar vermesinden endişe duymuyor musunuz? Bakın, ben DEM Partisi'ne durup dururken bir şey söylemiyorum. Ama ikide bir partiye geri dönüşümden itibaren, hatta ilk geçici ihracımdan itibaren sürekli bunlar bana saldırıyorlar. Yani benim ırkçı olduğum, faşist olduğum falan düşünüyorlar. Nasıl kafalarına böyle yerleşmiş anlamıyorum. Ben Atatürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim, kapsayıcı Türk milliyetçisiyim. Bunu da söylüyorum, etnik kökene bakmaksızın. Yani dolayısıyla bana bunları söyledikleri için bazen cevap vermek zorunda kalıyorum ama artık bundan sonra DEM Partilileri muhatap dahi almıyorum. Cevap da vermeyeceğim söylediklerine. Hani yarın bir gün ya senin bu söylemlerin yüzünden işte biz şurada seçim kaybettik denmesini istemiyorum. Herkes kent ittifakını kendi kentinde kursun. Nasıl kuruyorsa, oradaki dengeler nasılsa ona göre kursun. Ben kent ittifakını Atatürkçülük üzerine kurdum ve göreceksiniz, net de bir sonuç alacağız.
iddialı bir şekilde de bunu söylüyorum. Yani geçen 2019'da %50'nin üzerinde oy alacağız dediğimizde gülmüştü bazıları. %52.7 oy aldık. Ben gerçekçi bir insanım. Seçimlerde de tahminlerimde çok fazla yanılmadım. Olu için bu durum böyle. DEM Partililer benim hiçbir zaman muhatabım olmadı, olmayacak da. Bana bulaşmasınlar. İsteyen istediği yerde kent ittifakını hangi değerler üzerine kuracaksa, hangi siyasi denklem üzerine kuracaksa ona göre kursun. Benim işim olmaz. Dolayısıyla siz partinin genel politikasından en azından bazı büyük şehirlerde izleyeceği politikalardan bağımsız bir politika izleyeceğinizi söylüyorsunuz. Bakın Serap Hanım, yerel seçim zaten yerel seçim. Tabii. De partiler çok öne çıkmaz. Özellikle bizim gibi nüfusu nispeten daha küçük olan şehirlerde adaylar söyledikleri ve yaptıkları ile değerlendirilir. Yani burada yapılan anketlerde şunu görürsünüz bu büyük şehirlerde. Adaya göre mi partiye göre mi oy vereceksiniz dediklerinde %65-70 civarında adaya göre derler. Ama İstanbul gibi büyük metropollerde en fazla %20'yi bulur bu oran. Bunu bütün araştırmacılar bilir. Ben adaya göre oy vereceğim diye. Oralarda parti oyları daha çok öne çıkıyor. Burada da kişiler öne çıkıyor. 2019'da ben sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve ittifak ortağımız İYİ Parti'nin oylarına güvenerek hareket etseydim o seçimi kazanma şansım yok. Çünkü 2018'de iki partinin toplamı %34'tü. Karşımızdaki AKP-MHP bloğunun oy toplamı %63'tü. Ama biz yaklaşık 53-45 kazandık bu seçimi. Dolayısıyla biz kent ittifakını 2019'da kurmuştuk. Bu dönemde yine kendi doğrularımız doğrultusunda yürüyeceğiz. Ama dediğim gibi artık beni şu DEM Partililer ve onların söylemlerine cevap vermek zorunda bırakmayın. Ya bana bulaşmasınlar. Söyleyeceklerini gitsinler başka mecralarda, başka isimler üzerinde söylesinler. Benimle ilgili de bir şey söylemesinler. Ben de onlarla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Peki, sığınmacı politikası konusundaki tavrınız devam ediyor mu bir kez daha? Tabii seçimler yaklaşırken bu konuda da sert söylemleriniz vardı. Hatta söylemin ötesine geçti, hamleleriniz de oldu sığınmacılarla ilgili. Bununla ilgili bu dönemde de yani adaylık sürecinde hem mevcut belediye başkanı olarak benzer politikaların arkasından gideceksiniz sanırım, değil mi? Evet, az önce bir nişandaydım. O anekdotu anlatmak istiyorum. Bursa'dan nişana konuklar gelmiş. Dedi ki bir tanesi, çok duygulandım. Ya başkanım ben 2 gündür buradayım dedi. Ve doğru dürüst Arapça konuşan kimseyi görmedim dedi. Siz sığınmacılar konusunda kendi şehriniz özelinde başarılı olmuşsunuz ki. Nitekim burada 20 bine yakın sığınmacı vardı 2019'da kayıtlı. Şimdi bu sayı 3800'e düştü. Sakarya'ya gittiler, Çayırova'ya gittiler. Tamam biz bol olarak bu sorundan kurtulduk. Ama Türkiye'nin kurtulması lazım. Şunu söyleyeceğim. O Bursalı dedi ki, nişanda, Bursa'da doğan çocuklar çok şanssız dedi. Çünkü onlar hep sığınmacı tehdidiyle büyüyecekler dedi. Bursa'daki kadınlar dedi çok şanssız, hiçbir caddede güvenle yürüyemiyorlar ve bundan sonra da yürüyemeyecekler dedi. Ben Bolu'ya dedi taşınmak istiyorum. Bolu'daki kadınlar güvenli bir şekilde gece bile sokakta dolaşabiliyor artık. Çocuklar parklara tek başına gidebiliyor. 2019'da böyle değildi. Eğer ben olmasaydım Düzce'de 12 bindi, bizde 20 bindi. Şimdi bizde 60 bin olacaktı. Çünkü Düzce'de 40 bin olacak sayı. 3800'e düştü. Dolayısıyla sert, etkili bir şekilde bu konuda mücadele etmek lazım. Çünkü bu büyük bir emperyal plan. En azından ben bu emperyal plandan yerel ölçekte Bolu'yu korudum. Korumaya da devam edeceğim. Bir tane Arapça tabela yok bu şehirde. Bir tane sığınmacıya verilmiş iş yeri ruhsatı da yok. Verilmiş olanları da iptal ettim. Hümanizm boyutundan bakılacak şeyde geçti artık. Bunun büyük bir emperyal planı olduğunu herkes görmeli. İşte sığınmacıların geldikleri yerlere bakın Türkiye'ye. Şimdi bir devlet kurulmak üzere Suriye'de. Yakında açıklanır. Ve dünyanın önemli ülkeleri de bunu tanıyacak. Çünkü oradaki Arap nüfusu Türkiye'ye, Türkmen nüfusu da Ürdün ve Lübnan'a tahliye ettiler. Geriye sadece Kürt nüfus kaldı. Bir Kürt devletinin ilanına bakıyor bu iş. Yakında da ilan ederler. Bütün dünya tanır. Biz de hiçbir şey yapamayız. Ben bunu en başından 2013 yılında milletvekiliyken söylediğim zamanları hatırlıyorum. Ve bu konudaki uygulamalarımız aynen devam edecek. Yaptığım şeyler de yasal olmayan bir şey olmadığı da ortaya çıktı.
Türkiye'de bana 100'e yakın suç duyurusunda bulunuldu. Ne oldu? Hepsinden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıktı. Bunlara mülteci, efendim işte göçmen falan da denemez. Hukuken bunlar geçici sığınmacı, çünkü o yasa hazırlanırken ben İçişleri Komisyonu üyesiydim. Ve yasanın fikir babası benim. Sığınmacılar hakkında diye getirdiler, mülteciler hakkında diyebileceği için. Bari geçici deyin dedim. Ve yasanın fikir babasıyım ben. Dolayısıyla bu konuyu biliyorum, ayrıntılarıyla araştırıyorum. Ve çocuklarımızın geleceği için, kadınlarımızın güvenliği için, esnafımızın yarın haraca bağlanmaması için ben bu noktada başımı taşın altına koydum. Her şeyi göze aldım. Halkın tepkileri nasıl size Tanju Bey? Halkın Efendim? Tepkileri nasıl size? Siz bu adımları attıktan sonra? Vallahi şu anda benim bu yaptıklarımı destekleyenlerin oranı hiç %90'ın altına düşmedi. Belli sürelerde ölçümler de yaptırıyorum bununla ilgili. Ve sonuç aldığımızda görünce, bakın Türkiye'de 3,5 katına çıktı. Bizde 20.000'den 3.800'e düştü. Yani %81'i gitti. Son olarak şunu da sorayım. Diğer belediyelere bu noktada bir çağrınız var mıdır? Ve eklemek istediğiniz bir not varsa son olarak onu da alayım. Buyurun. Vallahi şimdi birçok belediye başkanı arkadaşım diyor ki, işte Trabzon'dan da arayan var, Niğde'den de arayan var. Ya gel işte Yozgat'tan da arayan var. Gel işte bana destek ver. Ben şunu söylüyorum diyor. Ben de Tanju Başkan gibi aynı politikaları uygulayacağım. Nasıl yaptığını bize bir anlat. Diyen o kadar çok insan var ki ben bu davetlerin yarısına bile cevap vermek, olumlu cevap vermek durumunda kalsam geriye kalan işte bu 80 günün 40 gününü başka şehirlerde geçirmem gerekecek. O yüzden sınırlı sayıda şehre gideceğim. Kıramayacağım arkadaşlarım var orada, eski milletvekili arkadaşlarım var, mevcut belediye başkanları var. Ve onlar da şu anda tabii baskı altındalar. Yani Tanju Başkan bunu Bolu'da yaptı, sen bunu niye bizim şehrimize yapamıyorsun diyenler var. Onlar da büyük baskının altında. Sonuç almamış olsak, sadece lafta kalmış olsa kimsenin söyleyecek bir şeyi yoktu. Ama 60 bin olması gereken sayı Türkiye'deki artışa paralel olarak 3.800'e düştü diyorum burada. Demek ki sonuç alınabiliyormuş. Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim çalışmalarımızın bir kısmını örnek alabilir. Hatta şunu da söylüyorum ben artık. Söylemlerimde de bir değişiklik oldu. Artık illa Suriye'ye dönsünler, Irak'a dönsünler gibi bir çağrım da yok. Sayın Kılıçdaroğlu'na seçimden önce söyledim. Düzce mitingi öncesinde. Efendim şu Serden sonra imzalanan en vahim anlaşmadan, yani geri kabul anlaşmasından çekilelim tek taraflı. Suriye'ye mi dönecekler? Almanya'ya mı gidecekler? Yunanistan'a mı gidecekler? Gitsinler. Biz daha kaç yıl bakacağız? Yani bizim sanki çok böyle düzgün bir ekonomimiz var. Emekliye zam veremiyoruz. Sığınmacılara her konuda yardımcı oluyoruz. Yeter ama artık, yani buna bir dur demek lazım. Peki. Tanju Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, çok teşekkür ediyoruz yine katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Stüdyodaki konuklara da selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Güzel bir yayın olmasını diliyorum benden sonraki süreçte de. Teşekkürler, sağ olun katkılarınız için.